Herkese merhabalar. Ben Rabia Teacher ve sizlerle bugünkü videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı tüm örnek sorulara bakacağız arkadaşlar. Son yani LGS'den önceki son çıkışta tüm örnek soruları topladım ve hepsinin çözümüne beraber bakacağız. Her şey yolundadır inşallah sizler için. Stres yoktur, güzel gidiyordur. İstek oldu örnek soruları çözün diye benim de aklıma yattı, mantıklı. Son LGS girişinden öncesinde örnek soruları çözmek sizler için faydalı olacak. İstiyorsanız hemen gelin. Birinci sorumuza başlayalım. Ekim ayında başlıyorum ve ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, birinci sorumuza bakalım. Şimdi demiş ki read the conversation and complete the sentence. Diyaloğu oku ve cümleyi tamamla. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir WhatsApp görüşmesi var. Demiş ki bize soru köküne bakıyorum önce. According to the conversation, Sophie. Diyaloğa göre Sophie nokta nokta demiş. Şimdi Hi Sophie, how are you? Merhaba Sophie, nasılsın? Thank you Natalie, what about you? Teşekkürler Natalie, peki ya sen? We are meeting at a cafe for Jane's birthday on Sunday evening. Can you come? Pazar akşamı Jane'in doğum günü için bir kafede buluşuyoruz diyor. Gelir misin diyor. I am really busy but I will be there. Çok meşgulüm ama orada olacağım diyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu ne demek? Kabul etmek demek. I don't know where the cafe is. Kafenin nerede olduğunu bilmiyorum. Can you text me its address please? Bana adresi mesaj atar mısın? O da tabii ki demiş. Yani ne yapıyor? Meşgul ama yine de gidecek. Bir de ekstradan ne yapıyor? Bilgi istiyor arkadaşlar. Şimdi Sophie tells Natalie what she is doing now. Sophie Natalie'ye şu an ne yaptığını söylüyor. Söylüyor mu? Hayır, sadece teşekkürler, senden ne haber dedi. Makes an excuse for not going there. Oraya gitmediği için bir bahane üretiyor diyor. Bir bahanesi var mı gitmemesi için? Yok, yani meşgulüm ama geleceğim diyor. Doğal olarak herhangi bir bahane yok. Cannot go there because she's busy. Oraya gidemeyecek çünkü meşgul. Meşgul ama gidecek. Bu yüzden C şıkkı doğmuyor. Asks for some details about the event. Etkinlikle ilgili bazı detaylar soruyor. Doğru mu? Doğru. Ne diyor? Bana oranın adresini verir misin? Demek ki adresi bilmiyor. Bu yüzden cevabımız Denizli oluyor. Geldik hemen ikinci soruya. Diyor ki read the information about the personal characteristics of Rosa and answer the question. Rosa'nın karakteriyle alakalı olan bilgileri oku ve soruyu yanıtla. Which of the following aşağıdakilerin hangisi is not related to Rosa's personality? Rosa'nın kişiliğiyle ilgili olmayan aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi özelliklerine bakalım. Honest yani dürüst. Responsible sorumlu. Adventurous maceracı. Generous cömert. Kind kibar. Şimdi bakıyorum. She always says please and tells the truth. O her zaman lütfen der ve doğruyu söyler. Lütfen der, der çünkü kind, kibar birisi yani. Ve doğruyu söyler, doğru, honest, dürüst birisi. A şıkkı gitti. She buys presents for her friends. Arkadaşları için ne yapar? Hediyeler satın alır. Olur mu? Olur. Çünkü generous, cömert. Hediyeler alıyorsa cömerttir. She likes doing extreme sports. Ekstrem sporlar yapmayı sever. Doğru. Çünkü adventurous, maceracı. She never changes her mind. Asla fikrini değiştirmez. Uyar mı? Uymaz. Şimdi bu ifade changes her mind arkadaşlar ne anlama geliyordu? Stubborn. Yani asla fikrini değiştirmiyorsa o nasıl bir insandır? Stubborn'dur. Yani inatçıdır. Ama burada stubborn ifadesi var mı? Yok. Bu yüzden D şıkkı Rosa'nın kişiliğine uymuyor. Üçüncü sorumuza geldik. Read Arthur's plans and the conversation. Answer the question. Arthur'un planlarını oku ve soruyu yanıtla demiş. Şimdi bizden istediği şey which of the following completes the conversation. Yani diyaloğu hangisi tamamlar? İstediği bu. Pazartesi günü 6 ile 8 arasında going to tennis course. Tennis kursuna gidiyor. Salı günü 7 ile 9 arasında attending John's party. John'un partisine katılıyor. Çarşamba günü 5 ile 8 arasında taking care of my brother. Kardeşine göz kulak olacak. Ve Thursday, Perşembe günü yine 4 ile 6 arasında training for the tournament. Turnuva için idmanı var. Şimdi, we are planning together on Monday. Will you come? Biz diyor, pazartesi günü gather toplanmak demek. Toplanmayı planlıyoruz. Gelecek misin? What time? Saat kaçta? At 4 p.m. Saat 4'te. Şimdi hangi gün? Pazartesi günü. Pazartesi gününe bakıyorum. 6 ile 8 arasındaymış.
Onlar kaçta buluşacakmış? 4'te, 4'te ise o zaman uyar. Çünkü 6'da kursu var. O halde ne yapabilir? Teklifi kabul edebilir mi? Edebilir. A. It's awesome but I will be at John's party. Yani bu harika, müthiş ama John'un partisine gideceğim. Hayır, John'un partisi salı günü. A şıkkı gitti. B şıkkındayım. I'd love to but I have to leave before 6. Yani çok isterdim fakat 6'dan önce ne yapmalıyım? Ayrılmalıyım diyor. Olur mu? Olur. Çünkü 6'da nesi var? Tenis kursu var. Bu yüzden B şıkkı arkadaşlar en iyi şekilde tamamlayan ifade oluyor. D şıkkında that sounds great kulağa harika geliyor. But I have to train for the tournament. Turnuva için idman yapmam lazım. Ama turnuva idmanı Perşembe günü bu da gidiyor. D de I'm sorry but I'm taking care of my brother at that time. O saatte erkek yani kardeşime bakacağım. Ama o da Çarşamba günü. Olay ise Pazartesi günü olacak. B şıkkı en uygun olan. Ve geldik 4'e diyor ki look at the poster below and answer the question. Postere bak ve soruyu yanıtla. Mountain bike riding yani dağ bisikleti sürme. Şimdi ne zamanmış? 10 April 2020 2020 10 Nisan ve 7:30'daymış. Şimdi bize ne soruluyor? Which of the following does not have an answer in the poster? Poster'da yani posterde cevabı olmayan soru hangisidir demiş. Şimdi bakalım. How long is the trip? Yani gezi ne kadar sürecek? Ne kadar sürecek? Bize başlangıç saatini vermiş. Sabah 7:30. Ama ne kadar süreceğiyle ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. Yani şöyle deseydi mesela between 7:30 and 9 a.m. deseydi mesela. Hani 7:30'a 9 arasında o zaman ne kadar süreceğini söyleyebilirdim. 1,5 saat. Ama burada bitiş saati olmadığı için ne kadar süreceğini söyleyemem. Bu yüzden arkadaşlar A şıkkının cevabı yukarıdaki posterde bulunmuyor. B şıkkı is there anything to eat? Yiyecek bir şey var mı? Free sandwiches and fruit juice. Bedava sandviç ve meyve suyu var mıymış? Varmış. How can we learn details? Detayları nasıl öğrenebiliriz? For more information demiş. Bakın daha fazla bilgi için contact Maggie. Maggie ile irtibata geçebiliriz. Bunun da cevabı var. Which equipment do we need? Hangi ekipmana ihtiyacımız var? Helmet is necessary. Kask gerekli diyor. O zaman bunun cevabı da var ama A şıkkının cevabı yok. Ve geldik Ekim ayının son yani 5. sorusuna. Diyor ki which of the following is appropriate for both of them? Appropriate neydi hatırlıyoruz değil mi? Uygun anlamına geliyordu. For both of them de her ikisi içinde. Her ikisi içinde uygun olan ifade yani aşağıdakilerin hangisidir diyor. The table below aşağıdaki tablo shows Helena and Tracy's likes. Helena ve Tracy'nin sevdiği şeyleri gösteriyor. They want to attend a course together. Beraber bir kursa katılmak istiyorlar. Helena'da ne var? Playing the guitar, gitar çalmak, fishing, balık tutmak, cooking, yemek pişirmek. Trace'te de preparing traditional dishes, geleneksel yemekler hazırlamak, taking photos, fotoğraf çekmek ve swimming, yüzmek. Ortak olanlar ne? Cooking ve preparing traditional dishes değil mi? İkisi ortak. O zaman yemekle ilgili bir şey olmalı. Hunt the biggest, en büyüğünü avla. Improve musical skills, müzikal diyelim, müzikal yeteneklerini geliştir. Learners in the kitchen, mutfaktaki öğrenenler ya da öğrenciler. Art of camera, kamera sanatı. Hangisi olacak? Tabii ki mutfakla ilgili, yemek pişirme olduğu için. Bu yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Evet, Ekim ayının 5 sorusu bitti. Şimdi buradan hemen geçiyorum Kasım ayının örnek sorularına. Şimdi geldim birinci sorusuna. Diyor ki answer the question using the invitation card below. Aşağıdaki davetiye kartını kullanarak soruyu yanıtla. Burada bir davetiye kartımız var. Biraz küçültelim. Evet. Sorumuza bakıyoruz. Diyor ki which of the following aşağıdakilerin hangisi does not have an answer in the invitation card? Davetiye kartına cevabı yoktur. İsterseniz sorulardan girelim daha faydalı olabilir. Who is the party for? Who kim? For için. Yani parti kim için? Parti kim için arkadaşlar? We are having a party for our son. Oğlumuz için. Yani Paul. Oops. Kimin için yani? Paul için. Kimin için oldu belli mi? Belli. A şıkkı gitti. What time are they meeting? Saat kaçta buluşacaklar? What time? Saat belli mi? Saat verilmiş mi? Hayır, saat verilmemiş. Bakın tarih var burada. Yeri var. Adresi var. Daha fazla bilgi için
ifade var ama saat kaçta buluşacakları verilmemiş. O zaman D şıkkının arkadaşlar cevabı yukarıda bulunmuyor. C'de where is the party going to be? Parti nerede olacak? The Apple Garden cevabı var. How can they learn about the details of the event? Etkinliğin detaylarıyla ilgili nasıl bilgi alabilirler? Carol'ı arayıp, değil mi? Bilgi alabilirler. Bunların cevabı var ama B'nin cevabı yoktu. Ve geldim ikinci soruya. Diyor ki, whose comment was disappointing for the singer? Kimin yorumu? Whose comment? Kimin yorumu hayal kırıklığı yaratır şarkıcı da demiş for the singer. Yani olumsuz bir yorum olacak. Hemen bakıyoruz. It is the worst performance I've ever seen. Your behavior during the concert was insulting. Diyor ki, worst neydi? Kötü değil mi? The worst en kötü. En kötü performansı bu benim bu zamana kadar gördüğüm. Ve konser boyuncaki davranışın da çok aşağılayıcıydı diyor. Insulting, aşağılayıcıydı. Bu olumlu bir yorum mu? Değil, olumsuz bir yorum değil mi? O zaman cevabımız ne çıktı zaten? Sam olumsuz bir yorum yapmış. A şıkkı yani Sam'in yorumu disappointing. Hayal kırıklığı yaratır şarkıcı için. Jane de I think your concert was magnificent. Muhteşemdi diyor bakın. Magnificent, muhteşem, olumlu. Your music is impressive. Impressive, etkileyici, olumlu. Your concert are always terrific. Yani konserlerin muhteşem, müthiş. I am fond of your voice. Sesine hayranım, sesine bayılıyorum diyor. Bu durumda Sam'inki disappointing oluyor. 3'e geldik. Önce soru köküne bakalım. Which of the following aşağıdakilerden hangisi is correct? Doğrudur. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre. Şimdi the pie chart below, aşağıdaki pasta dilimi shows the results of a study on the favorite free time activities of 100 teens. 100 gencin boş zaman aktiviteleri, yani favori ama tabii ki en favori boş zaman aktiviteleriyle ilgili bir çalışmanın sonuçlarını gösteriyor. Bize de doğru olanı soruyor. Şimdi bakalım %55 de social medyayı kullanıyorlar en çok. İkinci sırada Meet Friends arkadaşlarıyla buluşma geliyor. Sonra listen to music, sonra go to the cinema ve do sports. İkisi aynı yani do sport da go to cinema %5 aynılar. Şimdi bakalım. Watching movies, film izlemek is the most favorite activities of the teens. Gençlerin en favori aktivitesidir. En favori aktivitesi mi? Hayır. En az, değil mi? %5'e en az yani film izlemek. A gitti. B de doing exercise is very popular among the teens. Egzersiz yapmak çok popüler diyor. Ama egzersiz yapmak yani do sports aynı sinema gibi %5'e sahip. Bu da çok popüler değil o yüzden. C şıkkında the teens, gençler usually pardon. Usually spend their time on the net. İnternette genellikle zamanlarını geçiriyorlar demiş. Doğru mu? Evet yani %55'i gördüğünüz gibi değil mi? İnternette social medya kullandığı için internette vakit geçiriyor. Doğru. Cevabım bu yüzden hop C şıkkı oluyor arkadaşlar. Bu doğru. D'de the teenagers never listen to music. Gençler asla müzik dinlemez demiş. Ama %15 arkadaşlar dinliyor. Bu yüzden D şıkkı da yanlış oluyor. Cevabımız C şıkkı. Geldik dördüncü soruya. Bir tane bakın böyle bir dondurma otomatı var. Ve her bir dondurma türüne göre de numaralar vermiş. Cherry dediği arkadaşlar vişne, vanilya vanilya, banana muz, lemon limon, mint nane, blueberry de yani böyle yaban mersini diyebiliriz. Chocolate, çikolata, walnut da cevizli. Şimdi bakalım durumumuza ne diyor? Which numbers should they press on the machine to buy a cup that reflects both of their preferences? Her ikisinin de tercihini yansıtacak olan bir kabı satın almak için makinede hangi tuşlara basmaları gerekiyor demiş. Rosa and Troy want to buy ice cream. Rosa ve Troy bir dondurma almak istiyorlar. Rosa loves only sour flours. Rosa sadece ekşi tatları seviyormuş. Sour. But Troy likes ice cream with fruits. Ama Troy da meyveli olan dondurmaları seviyormuş. They have little money. Az bir paraları varmış. And they can buy only one cup of ice cream. Sadece bir kap
dondurma alabilirler. Çünkü beraber yiyecekten az paraları var. Şimdi o zaman neleri alabilirler arkadaşlar? Meyveleri seviyor Troy. Rosa da sadece ekşi tatları seviyor. O zaman bakalım. Şimdi 3 diyor. 3 muz. Meyveli ama ekşi midir? Değildir. A gitti. B de 2 ile başlamış. Vanilya olabilir. 3 banana. Yine tatlı gidiyor bakın. O yüzden 2 de gitti. C de 1 cherry ekşidir. Olur. 5'te mint nane olur mu? Olabilir. 7'de çaklı çikolata tatlı ama bu meyveli değil. Troy'a hiç uymadı. C de gitti. D de cherry yani vişne ekşidir yani olur. Çok tatlı bir tadı yoktur. 4'te limon yani ya da hem de meyvelidir. 4'te limon ekşi bir tadı sahip olur. Altında blueberry yine meyveli bir dondurmadır. Troy'a uyar. O zaman D şıkkındaki 1, 4 ve 6 işaretlemeleri arkadaşlar her ikisine birden uyan dondurma seçenekleri oluyor. Ve geldik 5. sorumuza. Diyor ki bize bir restoran var bakın. Keeping in mind. Aklımıza tutalım diyor. Neyi tutalım aklımızda? How much money and time Jane has? Jane'in ne kadar parası ve zamanı olduğunu dikkate alarak, aklımızda tutarak What should she choose? Neyi seçmeli? Buna karar vereceğiz. Tamam mı? Şimdi Jane had $20. 20 doları var. She came to the shopping mall to watch a movie. Bir film izlemek için alışveriş merkezine geldi. She paid $12 for the ticket. 12 dolarını ne yaptı? Sinema biletine verdi. Kaldı elinde kaç parası? 8 doları. The film is going to start 20 minutes later. 20 dakika sonra da film başlıyor. She wants to eat something quickly before the film begins. Yani film başlamadan hızlı bir şekilde hop bir şeyler yemek istiyormuş. Şimdi 8 dolarım var ve 20 dakikadan daha çabuk hazırlanması gerekiyor. Tamam. Şimdi yukarıya bakıyorum. Öncelikle sandviç 9 dolar bunu alamam. Chicken da 9 dolar bunu da alamam. Yani B şıkkı ile C şıkkını eledim. Elimde pizza ve grilled meatballs var. İkisi de 8 dolar bütçeme uyuyor. Fakat pizza 25 dakikada hazırlanıyor. Fakat benim 20 dakikam var. Bir de yiyeceğim yani. Bu yüzden pizza da olmuyor. Grilled meatballs köfteler 10 dakikada hazırlanıyor. 10 dakikada da yese, değil mi? Uyar. 8 doları da tam olarak bütçesine uygun bir şekilde bunu karşılayabiliyor. Evet. Ekim ayının soruları da bitti. Hop bunu da kapatıyoruz. Geldik Aralık ayının sorularına. Şimdi burada bakın bir aile var ve bir yemek hazırlıyorlar. Ve diyor ki they want to eat chicken. Tavuk yemek istiyorlar diyor. Şimdi sorumuza bakalım. Which of the following cooking methods is suitable for all family members? Tüm aile üyeleri için hangi pişirme metodu uygundur demiş. Suitable, uygundur. Şimdi I don't like fatty food. I think it is unhealthy. Ben diyor yağlı yiyecekleri sevmem. Bence sağlıksız. Sonra baba diyor ki we can't have a barbecue because it's raining outside. Barbekü de yapamayız diyor. Hava yağmurlu. I don't like baked chicken. It is too dry. Ben diyor fırında pişmiş tavuğu da sevmem diyor. Çok kuru oluyor diyor. Okay, I know how to cook it. Don't worry. Tamam, ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Endişelenmeyin diyor anneciğim. Şimdi kızımız neydi? Yağlı sevmiyordu. O zaman frying yapamam, değil mi? D şıkkı gitti. Babamız diyordu ki we can't have a barbecue. Barbecue yapamayız yani mangal. O zaman B şıkkı da gitti. Oğlumuz diyordu ki ben fırında pişmiş tavuk sevmiyorum. O zaman roasting de gidiyor. Ne kalıyor geriye? Boiling. Yani haşlama, tavuğu haşlayacaklar arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oluyor. Geldim ikinci soruya. Diyor ki according to the recipe above, yukarıdaki tarife göre in which restaurant does Claire work as a chef? Claire hangi restoranda şef olarak çalışıyor? Şimdi Claire is a chef at a famous restaurant. It is not suitable for the people who like meat and pasta. Çok ünlü bir restoranda çalışıyor fakat restoranı şey değilmiş, uygun değilmiş bazı kişiler için. Kimler için? Et ve makarna sevenler için uygun değilmiş. Today Claire is cooking the speciality of the restaurant. Restoranın spesiyel menüsünü pişiriyormuş bugün. Here is the recipe. Ve tarifi veriyor. First, heat the oil in a large pot. Büyük bir tencerede yağı ısıt. Then chop the onion. Soğanı doğra. Havucu doğra. Ve birazcık da sarımsak doğra. Next, ardından fry them. Onları kızart. And add sliced tomatoes and potatoes. Ve dilimlenmiş domates ve patatesi ekle.
After that ardından pour two glasses of water. İki bardak su ekle tencereye and boil them ve onları kaynat. Cook the mixture for 5 minutes after boiling. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha karışımı pişir demiş. Sonra da finally son olarak put a leaf of basil in it. Ve bir daha sonra içine diyor bir yaprak ne koy? Fesleğen koy. Serve out, enjoy. Yani sıcak servis et, afiyet olsun. Şimdi ne yaptı sizce? Spaghetti ha, yani pardon. Restoranın neresi? Spaghetti House olabilir mi? Olamaz. Çünkü ne diyordu? Burası et seven ve makarna seven insanlara göre bir yer değil diyordu. O yüzden Spaghetti House gitti. B'de City of Fish, balık şehri olabilir mi? Yaptığı tarifte arkadaşlar herhangi bir balık var mıydı? Yoktu. Bu yüzden B şıkkı da gitti. C'de Tacos Kitchen, tacos mutfağı olabilir mi? Tacos biliyorsunuz içinde et olan bir şey Meksika mutfağına ait. Yine bu restoran et sevenlere uygun değildi. Bu yüzden C şıkkı da gidiyor. D şıkkındaki Vegetable World kızımızın çalıştığı restoranın ismi oluyor arkadaşlar. Çünkü sadece sebze koydu. Soğan koydu, havuç koydu, sarımsak, domates, patates koydu. Onları pişirdi. Yani sebze yaptı. Bu yüzden cevabımız Denizli. Geldik üçüncü sorumuza. Diyor ki Nick is playing a game. Nick bir oyun oynuyor. He should choose the correct moves. Correct doğruydu değil mi? Doğru hareketleri seçmeli. And find Mary's favorite food. Ve Mary'nin favori yiyeceğini bulmalı. Şimdi bize de soruyor. Mary's favorite food is. Mary'nin favori yiyeceği nokta nokta. Bakın. Mary likes homemade food because she thinks it is good for her body. Ev yapımı yiyecekleri seviyormuş. Ev yapımı yiyeceği seviyorsa eğer bu kız. Fast food'u mu tercih eder? Healthy food'u mu tercih eder? Sağlıklı olanı tercih eder değil mi? Geldik sağlıklı food'u tercih ettik o zaman buradayız. She would rather eat baked food. Neyi tercih ediyormuş? Fırınlanmış yiyeceği tercih ediyormuş. Baked. Fırınlanmış yiyecek. O zaman lentil soup mercimek çorbası. Mercimek çorbası fırınlanır mı arkadaşlar? Hayır. O zaman cevabımız ne olacak? Fish. Çünkü balık fırına konulabilir. Bu yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Devam ediyorum. Dördüncü sorumdayım. Şimdi read the text and answer the question demiş. Yani metni oku ve soruyu yanıtla. Which of the following is Tom's speech balloon? Tom'un konuşma balonu aşağıdakilerden hangisidir? Tom ve Alice are talking about smartphones. Smartphone'larla ilgili konuşuyorlar. Yani akıllı telefonlarla ilgili. But they have different opinions about them. Ama onlarla ilgili farklı düşünceleri var. Tom thinks that they are useful while Alice believes that they are harmful. Tom onların faydalı olduğunu düşünüyor. Fakat Alice onların zararlı olduğunu düşünüyor. Bizden de Tom'un konuşma balonunu istiyor. Yani o zaman ne olacak? Akıllı telefonlarla ilgili olumlu ifadeler kullanılmış olan balonu seçmeliyiz. A şıkkına bakalım. Playing games on a bright screen causes eye diseases. Parlak ekranda oyun oynamak göz rahatsızlıklarına sebep olur. Bu olumlu bir yön mü? Değil. A gitti. B de having smartphone gives us a chance to connect quickly with emergency services. Bir akıllı telefonumuzun olması bize bir şans veriyor. Ne şansı veriyor? Acil servislerle hızlı bir şekilde bağlantı kurma şansı veriyor bize. Emergency acil servis, değil mi? Emergency servis. O zaman bu olumlu bir ifade mi? Olumlu. Pozitif bir düşünce. O yüzden B şıkkı Tom'un konuşma balonu olur. C'de buying a smartphone costs a lot of money. Akıllı telefon satın almak çok pahalıya mal oluyor. Cost, mal olmak anlamına geliyor. Çok fazla paraya mal oluyor. C şıkkı olumsuz. D de constantly checking social media accounts creates concentration problems. Constantly yani sürekli demek. Sürekli sosyal medya hesaplarını kontrol etmek konsantrasyon problemleri yaratır demiş. Bu da olumsuz bir düşünce. Bu yüzden B şıkkını tercih ettik. Ve geldik 5. soruya diyor ki Read the conversation below and answer the question. Yani aşağıdaki diyaloğu oku ve soruyu yanıtla. Which of the following is not correct according to the conversation above? Yukarıdaki diyaloğa göre hangisi doğru değildir? Is not correct. Students below are talking about the reasons for using smartphones. Aşağıdaki öğrenciler
akıllı telefon kullanmanın nedenleriyle ilgili konuşuyorlarmış. Şimdi isterseniz şıklardan gidelim. Böylelikle daha hızlı olabiliriz. Jack does his shopping online. Jack alışverişlerini çevrim içi yapıyor. I always buy something using my smartphone. Cep telefonumu kullanarak bir şeyler satın alırım demiş. Olur mu doğru? Olur. Ha gitti. Julia improves her science knowledge. Julia bilim bilgisini ya da fen bilgisini geliştiriyormuş. Fen konusundaki bilgilerini. I use it to practice my foreign language. Yabancı dilimi, yabancı dil pratiği yapmak, pratiği yapmak için kullanıyorum diyor. Bu dil fenle ilgili bir şey midir? Değildir. O zaman yanlış olan B şıkkı oluyor arkadaşlar. C şıkkında Tim uses his smartphone for communication. Tim akıllı telefonunu iletişim için kullanıyor demiş. I usually use it to keep in touch with my friends. Bakın keep in touch zaten irtibat kurmak demekti. İletişim kurmak için o zaman evet kullanıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Uygundur. D'de Maggie reads magazines and newspapers on the net. Maggie dergileri ve gazeteleri okuyor internette. I use it to follow the news online every day. Ben her gün haberleri çevrim içi takip etmek için kullanırım diyor telefonumu. News online. O zaman D şıkkı doğru oluyor ama B şıkkı yanlış. Evet, Aralık ayının örnek soruları da bitti. Geldik Ocak ayının sorularına. Bakalım birinci sorumuza. Şimdi diyor ki bize, according to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is not correct? Aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? Not correct. Mary, Tom, Lisa and John met at a restaurant. They all ordered what they like most. Mary, Tom, Lisa ve John bir restoranda buluşmuşlar ve en çok ne seviyorlarsa hepsi onu şey yapmış, sipariş vermiş. Şimdi Mary never eats meat. Mary asla et yemez demiş. Şurada. Şöyle izini işaretleyemiyoruz. Evet, Mary asla et yemiyor. Tom prefers eating only vegetables. Tom sadece sebze yemeyi tercih ediyor. Lisa enjoys eating sweets with fruit. Lisa da böyle meyveli tatlıları tercih ediyormuş. John likes white meat and cold desert. John da beyaz eti ve şunu böyle geri alalım. John da beyaz eti ve soğuk tatlıları tercih ediyormuş. O zaman Mary ordered pasta as a main course. Mary ana yemek olarak makarna sipariş etti demiş. Olur mu? Olur. Çünkü asla et yemiyor dediği için makarna sipariş etmiş olabilir. A doğru. B'de Tom choose salad and meatball. Tom salata ve et yani köfte tercih etti diyor. Tom sadece sebze yemeği tercih ediyormuş. Ama burada bakın meatball köfte ettir. O yüzden B şıkkı arkadaşlar doğru değil. Yani Tom'a maalesef uymuyor. C'de Lisa ate a slice of strawberry cake. Lisa bir dilim çilekli kek yemiş. Olur mu? Olur çilekli pasta. Evet meyveli tatlı yer diyordu. D'de de John had both grilled chicken and ice cream. John hem ızgara tavuk hem de dondurma yedi diyor. Olur mu? Olur. Çünkü beyaz eti ve soğuk tatlıları seviyor demişti. B şıkkı doğru ama B şıkkındaki maalesef doğru değil. Geldik 2'ye. Which of the following is an appropriate password for Jack? Jack için uygun bir şifredir diyor. Bakacağız şimdi yukarıda olay neymiş. Jack wants to create a password for his account. Hesabı için bir şifre oluşturmak istiyor. Read the rules below. Aşağıda bazı kurallar varmış. Kurallara göre bir şifre oluşturmalı. Şimdi demiş ki, use at least 10 characters. En az 10 karakter kullanacağız. At least en az. En az 10 karakter kullanacağız. Use a mixture of letters, numbers and punctuations. Mixture karışım demek arkadaşlar. Letter harf demek. Number numara. Punctuation da noktalama işareti. Yani hem harf hem sayı hem de ne kullanacağız? Noktalama işareti. Do not use ordered letters and numbers. Sıralı, ordered sıralı demek. Sıralı harfler ve numaralar kullanma demiş. Örnekte mesela A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları kullanma. Do not use personal information. Kişisel bilgi de kullanma. Such as names, isim gibi. Doğum günü tarihi gibi ya da cep telefon numarası gibi demiş. Şimdi o zaman uygulanan hangisi olacak? Şimdi birincisine bakıyorum. 3 nokta var, Q var, A var, ünlem işareti var. I var, 2 var. Bakalım sayılarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bu uygun mu? Uygun bence. Bakın 10 tane karakteri var. Harf var, numara var, noktalama işaretleri var. Sıralı bir numara sistemi yok. Doğum günü tarihi ya da şey de yok, değil mi? Bu yüzden en uygun olan aslında A şıkkı. Zaten direkt cevabımız çıkıyor. B'de tarih vermiş, isim vermiş. Bu uygun değil. C'de sıralı 123-123 var. Uygun değil. D'de de telefon numarası vermiş. Bu da o yüzden uygun olmuyor ama A şıkkındaki en uygun olan şifre oluyor Jack için. Ve üçüncü sorumuza geldik. Diyor ki read the text below and answer the question. Aşağıdaki metni oku ve soruyu yanıtla. Which of the following shows the results of this research? Araştırmanın sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi gösterir diyor. Araştırmanın sonuçlarını aşağıdakilerden hangisi gösterir? Hemen bakalım. A research company, bir araştırma şirketi, asked 100 people about why they usually called customer services. Müşteri hizmetlerini genellikle niçin aradıkları ile ilgili sorular sormuş 100 kişiye bir şirket. Ve aşağıda cevapları var. 35, 35 kişi ne için sormuş bakalım. 35 people called to change an item. Satın aldıkları item, ürünü change değiştirmek için. 20 people, 20 kişi called to make a reservation for transportation. Yani ulaşım için rezervasyon yapma amacıyla. Mesela flight ticket olabilir, bus ticket olabilir. 15 people, 15 kişi called to learn something new. Yeni bir şey öğrenmek için aramış. Ve the rest of them ve geri kalanları, yani geri kalan da kaç oluyor? 35, 55, 60, 70, yani %30'u da called when their products didn't reach them on time. Zamanında ürünleri ellerine ulaşmadığı için aramış. Tamam mı? %30'u. Şimdi bakıyorum. Burada sarı renkli return a product demiş. Yani bir ürünü iade etmek için. Yani 35 kişinin yapacağı olan. Sarının 35 olması lazım. A şıkkında sarı 30. A şıkkı gitti. B'de sarı 35 uygundur. C'de sarı yine 35 uygundur. D'de sarı 20 vermiş bakın. Uygun değildir. O zaman ne kaldı? B ve C elimdeki. Şimdi devam ediyorum. Book a flight ticket. Bir uçak bileti yapmak, rezervasyonu yapmak. O da ikinci olan, yani 20 kişiydi. O zaman mavi rengin 20 olması lazım. B şıkkında mavi renk arkadaşlar 30. O yüzden B şıkkı gitti. Geriye zaten C şıkkı kalıyor bakın. Mavi renk 20 olduğu için cevabım C şıkkı oluyor arkadaşlar. Diğerleri de zaten buna uyuyor. Gördüğünüz gibi yani hepsine tek tek bakmanıza gerek yok. Bir tanesini böyle yaptığınız zaman zaten uygun olmayanlar gidiyor. Dörde geldik. Demiş ki who does not follow the rules for using social media safely? Safely güvenli bir şekilde demek. Bu kim? Kim diyor sosyal medyayı kullanmak için ama güvenli bir şekilde kullanmak için kuralları takip etmiyor. Does not follow. Takip etmiyor. Bakalım. Kim yanlış hareket ediyormuş? Rules for using social media safely. Güvenli bir şekilde sosyal medyayı kullanmanın kuralları demiş. Do not believe any information without confirming it. Confirm onaylamaktı. Doğrulamaktı. Doğrulamadan without siz yani doğrulamaksızın hiçbir bilgiye inanmayın. Bu birinci kural. Use private settings to control your account. Hesabını kontrol etmek için özel ayarlar kullan. Private özel demek. Be sure that you want to post a photo, video. Bir gönderi olarak bir fotoğraf ya da video paylaşmak istediğinden emin ol. Do not talk about your private life. Ne yapma? Özel hayatından bahsetme. Şimdi bu kurallara uymayanı bulacağız. Tom. In the evenings, I surf the internet. İnternette surf yaparım. When I see interesting news, ilginç haberler görünce I try to find its source. Source kaynak demek. Onun kaynağını bulmaya çalışırım. Yani birinci kurala uygun davranıyor. Gördüğü her şeye inanmıyor. Kaynağını araştırıyor. Tom güven yani şey yapıyor. Uyuyor. A şıkkı gitti. Sen deyin. I am very careful before I post a photo or video online. Bir video ya da fotoğraf paylaşmadan önce internette çok dikkatliyim diyor. Yani bu da üçüncü kurala uyuyor. Sally de gitti. Chris deyim. When I sign up to a social media site, bir sosyal medya sitesine kaydolduğumda, I make sure that only my friends see what I post.
Sadece arkadaşlarım benim ne paylaştığımı görebilir diyor. Chris'inki de uygun değil mi? Bu da olur. Emily deyim. When I'm online, çevrim içi olduğumda I tell everybody my birthday, where I live and what I like. Çevrim içi olduğumda ben herkese doğum günümü, nerede yaşadığımı, neyi sevdiğimi söylerim diyor. Bu da ne oluyor? Emily uygun davranmış olmuyor arkadaşlar. Yani bu güvenli bir şekilde kullanmadığı anlamına geliyor. Ve beşinciye geldim. According to the results above, yukarıdaki sonuçlara göre which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir? Not correct. The visions below show what kind of activities did people did on the net in a minute in 2018 and 2019. Şimdi bakın. Diyor ki bize aşağıdaki görsel 2018 ve 2019 yıllarında insanların bir dakikada internetin yaptığı aktiviteleri yani ne tür aktiviteler yaptığını gösterir diyor. Bizden de doğru olmayanı istiyor. In 2018, 2018'de people shared less photos than in 2019. 2018'de insanlar 2019'a göre less photos, daha az fotoğraf paylaşmışlar. Hemen bakıyorum, shared photos 2018'de 174, 2019'da 347, daha az fotoğraf paylaşmışlar. Evet. O zaman A şıkkı doğru. B de more people watch videos on the net in 2018 than in 2019. 2018'de insanlar demiş, yani daha doğru söyleyelim, 2018'de daha fazla insan video izlemiş internetten 2019'a göre. Bakalım. Watch videos 4.3 million, 4.5 million. Hangisi daha fazla? 2019 daha fazla. Ama burada 2018'dekilerin daha fazla olduğunu söylüyor. Bu yüzden yanlış olan ifade B şıkkı. 2018 değil, 2019'da daha fazla video izlenmiş. C'de people downloaded more applications from the stores in 2019. 2019'da diyor insanlar storelardan daha fazla uygulama indirmiştir. Bakalım. Download applications 390. 2018'de ise 375, yani doğru oluyor. Evet, 2019'da daha fazla. D'de about 4 million people, yaklaşık olarak 4 milyon insan use search engines both in 2018 and 2019. 2018 ve 2019'da arama motorunu kullanmış. Toplamda 4 milyon insan demiş. Yani yaklaşık olarak. Evet, 3.7 milyon ve 3.8 milyon. Yaklaşık 4 milyon insan oluyor. Evet, her ikisinde de hem 2018'de hem de 2019'da yaklaşık 4 milyon insan arama motorunu kullanmış. Bunlardan anlıyorum. Çünkü search ifadesi var bakın. Bilgi araştırmak. Bu yüzden doğru oluyor arkadaşlar. D şıkkı da bizden yanlış olanı istediği için B şıkkını tercih ettik. Şubat ayının örnek sorularını çekmiyorum. Çünkü Şubat ayının örnek soruların 6. üniteyi 6. üniteden sorular var. 6. üniteden de sınavda sorumlu olmadığım için Şubat ayının örnek sorularını almadım. Gelelim şimdi Mart ayının örnek sorularına. İngilizce örnek sorularına bakalım. Hemen buradan şeyi alalım. İşaretleyicimizi. Evet, diyor ki which of the following does not complete the conversation? Aşağıdakilerin hangisi diyaloğu tamamlamaz? Does not complete. Hi mom, I need your help. Merhaba anne, yardımına ihtiyacım var. Sure honey, tabii tatlım demiş. Bir şey soruyor, tabii tatlım. Sonra Philip diyor yine bir soru soruyor. Bakalım ilk soru ne olabilir? Can you give me a recipe for lentil soup? Bana mercimek çorbası için bir tarif verebilir misin? Tabii tatlım. Olabilir mi? Olabilir. How long does it take to cook? Pişirmesi ne kadar zaman alır? How long? Tabii tatlım. B'nin cevabı olamaz. What are the preparation steps? Hazırlama adımları nelerdir? Tabii tatlım. Yine olmaz. What are the ingredients? Tabii tatlım olmaz. Yani o zaman A şıkkındaki Can you give me a recipe for lentil soup? Mercimek çorbası için bana bir tarif verebilir misin? Birinci boşluğa gelecek. Tabii tatlım diyor. Sonrasında burada you need a cup of red lentil, carrot, potato malzeme vermiş. O zaman what are the ingredients? D şıkkındaki ifade ikinci boşluğa gelecek. Sonra Philip diyor ki they are ready. Ve bir soru soruyor. Mom diyor ki first, peel, second, then, after that, finally. Ne yapmış? Sıralamış. O zaman adımları vermiş. C şıkkındaki what are the preparation steps ifadesi de üçüncü boşluğa geliyor. B şıkkındaki how long does it take to cook? Yani pişirmesi ne kadar zaman alır? İfadesi hiçbir boşluğa gelmiyor.
İkinci soruda, which of the following does not complete the conversation above? Yukarıdaki diyaloğu tamamlamaz demiş. Hey, there is an online course about internet habits. İnternet alışkanlıkları ile ilgili çevrimiçi bir kurs var. Nokta nokta. That would be great. Bu harika olur. Because I often go online. Çünkü ben hep çevrimiçi oluyorum. O zaman ne diyecek? Bir teklifte bulunması lazım değil mi? Harika olur dediğine göre katılmak ister misin falan diyecek. A'da would you like to register? Kaydolmak ister misin? My internet is not working properly. What is the web address of the course? I'm bad at face-to-face communication. Burada teklif alan hangisi? A şıkkı. Would you like to register? İlk boşluğa geldi. Kaydolmak ister misin? Harika olur. Çünkü ben sık sık çevrimiçi oluyorum. Ve ne diyecek? My internet is not working properly. İnternetim düzgün bir şekilde çalışmıyor. Olur mu? Olmaz. What is the web address of the course? Kursun web adresi nedir? Olur mu? Olabilir. Çünkü kaydolmak ister misin? İsterim diyor. Doğal olarak kursun web adresini soracak. C şıkkındaki de buraya geliyor. Sonra çocuk diyor ki, I am sending you the link. Sana linki atıyorum. Create an account. Bir hesap oluştur. Then register and login. Daha sonra kaydol ve giriş yap. It will start at 9 p.m. Saat 9'da başlayacak yarın akşam diyor. Sonra diyor ki, however I will try to join it. Fakat ben ona katılmayı deneyeceğim. Fakat deneyeceğim diyor. O zaman ne kaldı? B ve D kaldı. My internet is not working properly. İnternetim düzgün bir şekilde çalışmıyor. Fakat katılmayı deneyeceğim. Olur mu? Olur. I am bad at face to face communication. Yüz yüze iletişimde kötüyüm. Ama katılmayı deneyeceğim. Yani bu yüz yüze değil zaten. Online bir iletişim. O yüzden B şıkkı benim arkadaşlar. Pardon. B şıkkı geliyor. Özür, bunu silelim. Pardon. Pardon. Bize ne diyordu? Does not complete. Yani tamamlayamaz dediği için B şıkkı buraya geliyor. D şıkkı gelemiyor. D şıkkı hiçbir boşluğa gelemediği için cevabım D şıkkı. Pardon arkadaşlar. Geldik 3'e. The text above is mainly about Nick's bla bla. Parça diyor. Yukarıdaki parça çoğunlukla ana olarak yani Nick'in nokta noktasıyla ilgili. When I go on a holiday, I try different sports. Tatile gittiğimde farklı sporlar denerim. I tried skydiving last summer. Geçen yaz serbest atlayışı denedim. It requires a lot of courage and it is really exciting. Ciddi bir cesaret gerektiriyor ve çok heyecanlı. You jump from a plane with a paraşüt. Paraşütle bir uçaktan atlıyorsun. I have also done rafting and it was awesome. Aynı zamanda rafting de yaptım ve muhteşemdi. You travel down the river and try to stay on the boat. Nehirden aşağı doğru seyahat ediyorsun ve botun üzerinde durmaya çalışıyorsun. It is challenging and dangerous. Zorlayıcı ve tehlikeli. Fakat I like to do it again. Tekrar yapmak isterim. If you ask me which sport I like more, hangi sporu daha çok sevdiğimi bana sorarsan eğer, I would say skydiving. Skydiving'i daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Şimdi temel olarak Nick'in nesiyle ilgili anlatıyor bize. Geçen yaz last summer. Geçen yaz yaptığı aktivitelerle ilgili değil mi? Plans about future holidays. Gelecekteki tatillerle ilgili planlarını mı anlatıyor? Hayır. Experiences with extreme sports. Ekstrem sporlarla ilgili deneyimlerini mi anlatıyor? Evet, doğru. Hem rafting hem de skydiving ile ilgili deneyimlerini anlattı. C'de preferences of equipment for skydiving. Serbest gökyüzü atlayışı için ekipman tercihlerinden bahsediyor. Hayır. D'de thoughts about transportation options. Yani ne diyelim, ulaşım seçenekleri hakkındaki düşüncelerinden mi bahsediyor? Hayır. Bize ne yapıyor? Ekstrem sporlardaki deneyimlerinden bahsediyor. Yani B şıkkı cevabımız oluyor arkadaşlar. Geldim 4'e. According to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre which of the following is correct? Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Dean is organizing a chess tournament on Sunday. Pazar günü bir satranç turnuvası organize ediyor. He sent messages to his friends to invite them. Onları davet etmek için de onlara mesaj gönderiyor. Here are their responses. Burada da onların cevapları var. Şimdi Tina demiş ki, I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. Kabul ediyor. That sounds great but I will be out of the town. Harika olurdu ama şehir dışında olacağım. Reddediyor. That's a good idea. Text me about the time. Harika bir fikir. Bana saati mesaj at. Kabul ediyor. I like to join but I have football training. Çok isterim katılmayı ama futbol turnuvam var. Futbol antrenmanım var. I can join you after it. Ondan sonra ama katılabilirim diyor. Yani Peter de aslında bir nevi kabul ediyor. İşi bitince katılacak. Tina isn't interested in playing chess.
Tina diyor satranç oynamaya ilgi duymuyor. Ama Tina diyor ki you have no chance to win. Kazanma şansın yok diyor Dean'e. Yani demek ki satrançta iyi. O yüzden Aşık'a gitti. Ve de Sam has to attend the course so he can't join the tournament. Sam'in bir kursa katılması gerekiyor. Bu yüzden de turnuvaya katılamayacak. Ama bir kursa katılmam gerekiyor demiyor. Ne yapacakmış? Şehir dışında olacakmış. Bu da yanlış. Şey de Clark needs extra information about the event. Clark'ın etkinlikle ilgili daha fazla bilgi ihtiyacı var. Evet, bak ne diyordu burada? Bana saati mesaj yaz diyordu. Yani o zaman ekstra bilgi istiyor. C şıkkı doğru arkadaşlar. Peter is available all day on Sunday. Peter tüm gün, pazar günü tüm gün müsaittir diyor. Ama hayır, futbol antrenmanı var. Ama sonrasında müsait olacaktı. D şıkkı yanlış. Geldim 5'e. According to the table, which of the following is an appropriate place for them to go? Uygun bir yerdir diyor onların gideceği, gitmesi için. Brian and Jenny want to do something different this weekend. Bu hafta sonu farklı bir şeyler yapmak istiyorlar. Here is a list of their types of interests. İlgilerinin, yani ilgi duydukları şeylerin türlerini aşağıda vermiş. Brian'da technology, books ve paintings var. Jenny'de de sculpture, sports ve fashion var. Şimdi teknoloji, books, kitaplar, paintings, resim, tablo, sculpture, heykel, spor, fashion, moda. Şimdi ikisinin uygun olan hangisi? Painting, resim ve sculpture nedir? Heykel. Çünkü ikisi de sanat, değil mi? Yani şey sanatı, görsel sanata giriyor. Ve olarak bir sanat sergisi gezebilirler. A şıkkındaki art exhibition her ikisine de uyan bir yer oluyor bu noktada arkadaşlar. Çünkü painting ve sculpture aynı kategoriye giriyor. Book fair'ı seçemiyorum, kitap fuarını. Çünkü sadece Brian kitaplarla ilgileniyor. Amusement park, yani Luna Park, bu ikisinde de çok fazla yok. Sinema, film, ikisinde de yok. En uygun olan A şıkkı oluyor. Evet, Martin'in örnek soruları da bitti. Ve geldik Nisan ayında biliyorsunuz. İki tane örnek soru yayınlanmıştı Mart'ta da. Şimdi ilkine bakıyoruz, Nisan ayının ilk örnek sorusuna bakıyoruz. Şimdi diyor ki bize, according to the information above, önce şuradan bir hemen işaretlememizi seçelim. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is an appropriate movie for Sarah and Tim? Sarah ve Tim için uygun olan filmdir diyor. Şimdi, Sarah likes comedy films and science fiction movies. Sarah komedi filmlerini ve bilim kurgu filmlerini seviyor. However, she finds dramas unbearable. Aynı zamanda da dram filmlerini de tahammül edilemez buluyor. Her 14 years old son, 14 yaşındaki oğlu Tim, is fond of watching action movies and comedies. O da action, yani aksiyon filmlerine ve komedilere düşkünmüş. He also thinks science fiction movies are interesting. Aynı zamanda bilim kurgu filmlerini de ilginç buluyormuş. Sarah wants to go to the cinema on Sunday morning. Pazar sabahı gitmek istiyor oğluyla. She wants to find a movie that is appropriate for both of their preferences. Her ikisine tercihine uygun olanı bulmak istiyor. Şimdi zaten baktığımız zaman oğlunun tercihleriyle Sarah'ın tercihleri uyuyor. Yani komedi ve science fiction uyuyor. Burada dikkat etmemiz gereken pazar sabah olması ve tabii ki yaş sınırı. Şimdi bakıyorum. Ridiculous Man. Komedi uyuyor mu? İkisine de uyuyor. 6 yaş ve üzeri diyor. Bu da uyuyor. Saat sabah 10.30'da seansı varmış. Olur mu? Olur. Çünkü pazar günü sabah gitmek istiyordu. Out of the World 4'te ve 11'de var. Öğleden sonra. Akşam 11'de uymuyor. Impressive Life'dan sabah 10'da var ama drama türü. İkisinin de hoşlandığı bir tür değil. Last 2 Hours Action ama bunun da yaş sınırı var bakın. Yani age 16 plus demiş yani. 16 yaş üzeri demiş. En uygun olan bu noktada Ridiculous Man oluyor. Yani gülünç adam diyor komedi filmi. İkinci sorumuza bakıyoruz. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre who is not planning an activity for the weekend? Hafta sonu için kimin bir planı yok demiş. Not planning an activity. Alice, David, Mary and Tom are planning different free time activities for this week. Bu hafta için farklı boş zaman aktiviteleri planlıyorlar. Alice is going to go to the cinema. Sinemaya gidecekmiş Alice. Hop şöyle yapalım. Bir daha liste işaretleyelim. Tom is going to go to cafe. Kafeye gidecekmiş. Tom'da. David is going to ride a bike. Bisiklet sürecekmiş. Mary is going to play bowling. Bowling oynayacakmış.
Şimdi gün gün bakarsak bize hafta sonu planı olmayan kişiyi soruyordu. Şimdi doing sport hafta sonu pardon Saturday ve Sunday değil mi? Cycling yani bisiklet sürmek kim sürüyordu? David. David'in hafta sonu bir planı var mı o zaman? Var. David'in oğlu ışıklar gidiyor. Yani C ve D gitti. Elimde A ve B kaldı. Sunday, watching a movie, film izlemek. Going to cinema diyordu kim? Alice. O da hafta sonu bir etkinlik yapıyor. O zaman Alice'in oğlu ışıklı da eliyorum. Bu noktada Mary ve Tom kalıyor cevap olarak. İkisinin hafta sonu yaptığı bir etkinlik yok. Çünkü Tom kafeye gidiyor. Meeting Friends arkadaşlarıyla buluşacak. Perşembe günü oluyor bu etkinlik. Şeyde Mary de bowling oynayacak. Doing sport. Bowling oynamak evet spordur. O da pazartesi günü arkadaşlar. Doğal olarak her ikisinin etkinliği de hafta sonu olmuyor. Bu yüzden 5 şıkkını tercih ediyoruz. 3'e gel. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following is the most appropriate menu for Tom? Tom için en uygun menü aşağıdakilerden hangisi? Sam invites his friend Tom to dinner. Sam arkadaş Tom'u yemeğe davet ediyor. He wants to prepare meals according to Tom's preferences. Tom'un tercihlerine göre bir yemek hazırlamak istiyor. Ve burada da Tom'un yiyecek tercihleri var. Tom eti, tavuğu, eti balığa tercih ediyor. Tercih ettiğini çiziyorum. He dislikes green vegetables. Yeşil sebzeleri sevmiyor. Sevmiyor. He isn't keen on cold desserts. Soğuk içi, soğuk tatlılara da düşkün değil. Tamam mı? Şimdi bakalım. Potato soup olur mu? Patates çorbası olur. Yeşil sebze sevmiyordu. Meatball, köfte, et yani olur mu? Olur. Ice cream, dondurma olur mu? Olmaz. Dondurmaya düşkün değildi. A gitti. Parsley soup, maydanoz çorbası. Maydanoz yeşil bir sebzedir. Sevmiyordu. B gitti. C'deyim. Lentil soup, mercimek çorbası olur. Fish, balık. Ama eti balığa tercih ediyordu. C de gitti. Tomato soup, domates çorbası uygundur. Steak, biftek uygundur. Hot cocoa rolls, sıcak kakao ne diyelim sarması ya da topları diyelim. Sıcak dediği için zaten burada soğuk olmadığını anlıyoruz. Bu yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. 4'e geldiğim. According to results of the survey. Araştırmanın sonuçlarına göre which of the following is correct? Hangisi doğrudur diye soruyor. Mr. Black asked 100 students about their mobile phone usage habits. Here are the results. 100 öğrenciye soruyor. Neyi? Onların cep telefonu kullanma alışkanlıklarını soruyor. More than half of the students, yarısından fazla öğrenci, use it to keep in touch with their friends. Arkadaşlarıyla irtibat halinde kalmak için kullanıyor. Yarıdan fazlası olacak. O zaman şimdi aşağıya hemen bir bakalım. İletişim kurmak, yani communication, beyaz olan. 60 yarıdan fazlası mı? Fazlası. 65 fazlası. 55 fazlası. 45 değil. 45 yarısından fazlası değildir. D şıkkını eledim. The number of the students who use mobile phones to find articles related to their lessons is less than all others. Şimdi uzun bir cümle hadi bakalım. Dediğinizi duyar gibi oluyorum şu anda. Şimdi bunu çevirirken şöyle sondan gideceğiz. Yani izin öncesinden gideceğiz. Diyor ki dersleriyle ilgili makaleleri bulmak için cep telefonunu kullanan öğrencilerin sayısı diğer herkesten daha azdır. Less. O zaman doing research ifadesi yani more olan değil mi? Çünkü find article yani makale arıyor. O zaman değil mi? Araştırma yapıyor. More olan hepsinden daha az olacak. Şimdi A şıkkında D şıkkını zaten elemiştik. A şıkkında more olan yüzde olarak hepsinden daha az uygundur. B'de more olan bakın diğerlerinden onlar var. Onlardan fazla o yüzden 5 şık uygun değil. En az olması gerekiyordu. B de gitti. C de mor olan yine en az olan. C uygundur. O zaman A ve C kaldı. Devam ediyorum. Playing online games using mobile phones. Cep telefonunu kullanarak çevrimiçi oyun oynamak is as popular as buying things from the internet. İnternetten bir şeyler satın almak kadar as diyor çünkü. Kadar popülerdir. As popular as big as good as yani onun kadar aynı derecede anlamına geliyor. Eğer böyle diyorsa o zaman burada fun ve online shopping demiş ya. Fun ve online shopping'in eşit olması lazım değil mi? Çünkü aynı popülerliğe sahipler. Elimde A ve C kalmıştı. C şıkkında bakın sarı ve çizgili olanların yüzdelikleri farklı ama eşit olması lazım. A şıkkında eşit. Bu yüzden cevabım A şıkkı oluyor.
Güzel bir örnek soruydu. Ve 5. sorumuza geldik. Which of the following does not have an answer in the text above? Yukarıdaki metinde hangisinin cevabı yoktur? Does not have an answer. Cevabı yoktur. Online games are very popular among young people. Genç insanlar arasında çevrimiçi oyunlar çok popüler. Lots of children are becoming addicted to internet and online games. Birçok çocuk addicted, bağımlı hale geliyor. Neye? İnternete ve çevrimiçi oyunlara. They play online games on their tablets or smartphones. Nerede oynuyorlar? Tabletlerinde ve akıllı telefonlarında oyun oynuyorlar. They spend 6 and 10 hours online. 6 ile 10 saat arasında zaman harcıyorlar. They rarely have face-to-face communication. Rarely ne demekti? Nadiren yüz yüze iletişim kuruyorlarmış aileleriyle. Some of them refuse to go to school. Bazıları okula gitmeyi bile reddediyormuş. Because they want to stay at home. Çünkü evde kalıp oyun oynamak istiyorlar. Parents are not happy about their children. Anne babalar da çocuklarıyla ilgili bu durumdan dolayı mutsuzlarmış. Şimdi cevabı olmayanı bizden istiyordu. A. What kind of devices? Device, alet, cihaz. Hangi cihazlarla, ne tür cihazlarla çocuklar çevrimiçi oyunları oynayabilir? Tablet ve akıllı telefonlarla. Vermiş mi? Vermiş. Bunun cevabı var mı? Var. B'de. How much time? Ne kadar zaman? Do the addicted children spend online? Bağımlı çocuklar internette zaman geçiriyorlar. Ne kadar zaman? 6 ile 10 saat. Var mı? Var. What are the reasons for online game addiction? Çevrimiçi oyun bağımlılığının nedenleri nelerdir? Var mı nedenleri? Onu vermemiş. Bunun cevabı yok. Cevabımız, ops pardon. Cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. D şıkkında how do parents feel about their children's habits? Çocukların alışkanlıklarıyla ilgili anne babalar nasıl hissediyor? Feel. Nasıl hissediyorlar? Not happy. Mutlu hissetmiyorlar. Yani üzgün hissediyorlar. Bunun cevabı da var. Evet, Nisan ayının birinci örnek sorularını bitirdik. Geldik Nisan ayının ikinci örnek sorularına. Tamam bakalım. Yine şuradan işaretlerimizi seçelim. Evet, bir poster var. Summer Camp, yaz kampı. Ve ne diyor bize? 3 ile 12 Temmuz arasında olacakmış. For ages 7 and 14 demiş. 7-14 yaş arası için. Çok eğlenecekmişiz. Başka neler varmış? Bring your compass demiş. Neyinizi getirin? Pusulanızı. Kompas pusula demek değil mi? Pusulanızı getirin demiş. Daha sonrasında trekking, yani ne yapacağız? Doğa yürüyüşü var. Fishing, balık tutma var. Sitting around the fire, kamp ateşi etrafında oturma var. Playing board games, tahta oyunları, masa oyunları oynamak var. Şimdi bize sorduğu şu. Posterde hangi sorunun cevabı yoktur? Doesn't have an answer. Artık bu soru köklerini siz de aşina oldunuz, ezberlediniz. Which equipment do we need? Hangi ekipmana ihtiyacım var? Kompas. A şıkkı cevabı var. Which activities can we do? Hangi aktiviteleri yapabiliriz? Trekking, fishing, sitting around the fire, playing board games. Bunları yapabiliriz. B şıkkı da gitti. C de. Where do we meet? Nerede buluşacağız? Buluşacağımız nokta var mı burada? Hayır, yok. How long is the camp? Kamp ne kadar sürecek? 3 ila 12 Temmuz arasında. Bunun da cevabı var mı? Var. Ama C şıkkının nerede olacağız, nerede buluşacağız? Bunun cevabı yok. Evet, geldik ikinci sorumuza. Diyor ki, which of the following does not have an answer in the text? Hani yukarıdaki soru gibi parçada cevabı olmayan istiyor. Hello, my name is Frank. Merhaba, benim ismim Frank. I am 14 years old. 14 yaşındayım. A student in 8th grade. 8. sınıf öğrencisiyim. On weekdays, hafta içleri. Weekday, hafta içi. Weekend, hafta sonuydu. Hatırlayalım. I get up at 7:30. 7:30'da kalkarım. I wash my hands and face before I have breakfast with my family. Ailemle kahvaltı yapmadan önce yüzümü ve ellerimi yıkarım. I go to school at 8:40, 8:40'da okula giderim. After school, okuldan sonra I like reading books, kitap okumayı severim. And playing chess with my brother David. Onunla satranç oynamayı seviyorum, kardeşim David'le. I usually read detective books. Genellikle dedektif kitaplarını, yani polisiye kitapları okurum. I don't like biographical books. Yani biyografik kitapları okumayı sevmiyorum. My friends and I play basketball on Saturday afternoon. Cumartesi öğleden sonraları ne yapıyormuş arkadaşlarıyla? Basketbol oynuyormuş.
We have lots of fun together. Beraber çok eğleniyoruz. I do my homework on Sunday mornings. Ödevini pazar sabahları yapıyormuş. And help my mother in the kitchen. Aynı zamanda mutfakta annesine yardım ediyormuş. On Sunday afternoons. Pazar öğleden sonraları. I like drawing pictures and spending time on the internet. Pazar öğleden sonraları da drawing pictures yani resim çizmeyi seviyormuş ve internete vakit geçirmeyi seviyormuş. Şimdi, what kind of games does Frank like playing? Frank'in oynamayı sevdiği oyunların türleri nelerdir? Hangi oyunları oynamayı sever? Chess, playing chess. Bunu verebilir miyiz? Verebiliriz. What time does he get up on Tuesday? Salı günleri saat kaçta kalkar? 7.30'da kalkar. Çünkü hafta işleri 7.30'da kalkıyordu. Rede, what does he do before the breakfast? Kahvaltıdan önce ne yapar? Ellerini ve yüzünü yıkar. Bunun cevabı da var. D'de where does he play basketball? Nerede basketbol oynar? Bunun cevabı yok. Cumartesi öğleden sonra oynadığının var. Saati var yani. Günü de var. Ama nerede oynadığının cevabı arkadaşlar yok. Geldik üçüncü sorumuza. According to the text, metne göre which of the following is correct? Aşağıdaki hangisi doğrudur? Şimdi vegetable soup is very healthy and easy to prepare. Sebze çorbası çok sağlıklı ve hazırlaması kolay bir tariftir diyor. You can make it at home in nearly 40 minutes. Bunu evde yaklaşık olarak 40 dakika içinde yapabilirsiniz demiş. Şimdi ben bunu okumayacağım. Bunun yerine şıklardan gideceğim. Tamam mı? Biz de doğru olanı soruyorduk. Doğru olan. Making vegetable soup, sebze çorbası yapmak takes less than an hour. Bir saatten daha az sürer. Demiş. 40 dakika. Bir saatten az mıdır? Azdır. O zaman A şıkkı doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. B'de adding some milk to the soup makes it tastier. Çorbaya biraz süt katmak onu daha lezzetli yapar demiş. Süt var mı milk? Milk. Bakıyoruz. Milk yok zaten. 5 şıkkı gitti. There is sugar and honey in the soup. Çorbada şeker ve bal vardır diyor. Honey ve sugar var mı? Hayır yok. Bu da gitti. D'de we don't need any onions for the soup. Çorba için soğana ihtiyacımız yoktur demiş. Ama bir soğana ihtiyacım var. Bu yüzden D şıkkı da yanlış. Dörde geldim. Which of the following is Susan's message? Aşağıdakilerin hangisi Susan'ın mesajıdır diyor. Susan organizes a birthday party at 8 p.m. on Monday. Pazartesi günü akşam 8'de bir doğum günü partisi organize ediyor ve Mary'i de davet ediyor. Fakat Mary, yani davet etmek için arıyor. Mary telefona cevap vermiyor ve Susan da bir mesaj bırakıyor. Mesajın olabilir. I think you are not available now. I'll call you in the evening. Sanırım şu an müsait değilsin. Seni akşam arayacağım. Olur mu? Olmaz. Durumu izah etmesi lazım. I am busy now. Şu an meşgulüm. Sana mümkün olduğu çabuk döneceğim. Yani Mary'i arıyoruz. Mary açmıyor. Yani Mary muhtemelen meşgul. Beş şıkkı olmaz. It's a bad line. Çekmiyor. Could you get me back to me? Could you get back to me later? Bana geri döner misin daha sonra diyor. Çekmiyor diyor. Olur mu? Olmaz. I'm not at home right now. Şu anda evde değilim. Seninle sonra konuşuruz. Olur mu? Olmaz. Yani bunlar Mary'nin şeyin Susan'ın vereceği mesajlar değil ama A şıkkındaki ben biraz daha hani belki detay verir diye düşünmüştüm. I think you are not available now. Sanırım şu an müsait değilsin. Seni akşam arayacağım. Susan'ın mesajı olur. Çünkü telefonu Mary açmıyor. Susan da mesaj bırakıyor. Ve geldik 5'e. Which of the following is correct? Hangisi doğrudur? According to the information about yukarıdaki konuşamadım. Bilgiye göre. A teacher asks 100 students, 100 öğrenciye sormuş bir öğretmen neden interneti kullanıyorlar diye. 12 öğrenci demiş ki to chat, sohbet etmek için. 24'ü demiş ki 24 öğrenci share photos, fotoğraf paylaşmak için. 42 tanesi demiş ki learn something new, yeni bir şeyler öğrenmek için. 22 tanesi de demiş ki follow their favorite series, favori dizilerini izlemek için kullanıyor. En çok ne için kullanıyorlarmış ama yeni bir şey öğrenmek. Sonra fotoğraf paylaşmak. Sonra dizi takip etmek. Sonra sohbet etmek. Şimdi bakalım. Only a few students. Sadece birkaç öğrenci. Search new things on the internet. İnternette bir şeyler araştırır. Sadece birkaç tane öğrenci diyemem çünkü 42 tane yani çoğunluğu aşka gitti. Nearly 25 of the students post photos on the internet.
Yaklaşık olarak öğrencilerin %25'i internette fotoğraf paylaşır. 24 öğrenci, 100 öğrenci 24, neredeyse %25 oluyor mu? Oluyor. Fotoğraf paylaşıyormuş. O zaman doğru olan B şıkkı oluyor arkadaşlar. Cevabımız Bursa. C'de half of the students prefer watching something on the internet. Yarısı diyor öğrencinin. Yarısı internette bir şey izlemeyi tercih ediyor. 22'si yarısı olmaz. C gitti. 20% of the students use the internet for communication. %20'si öğrencilerin interneti iletişim için kullanıyor diyor. Ama sohbet için kullanan 12 kişi var. Yani %12 olması gerekiyordu. D şıkkı da bu noktada yanlış oluyor. Evet, Nisan ayının ikinci örnek sorularını çözdük arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi Mayıs ayının birinci sorusuna, yani birinci bölümüne daha doğrusu. Mayıs ayı için de yine iki tane soru paketi yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Bu birinci paketi, birinci soruya bakıyoruz. Buradan şey alalım yine işaretlememize. According to the conversation above, yukarıdaki diyaloğa göre which of the following are the most appropriate activities? En uygun aktivitelerdir demiş for Janet and Sam. Janet ve Sam için en uygun aktiviteleri soruyor. What do you like doing in your free time? Boş zamanda ne yapmayı seversin diye soruyor Daisy ortaya. Janet ve Sam cevap veriyor. I don't miss any place. Hiçbir oyunu kaçırmam. I am also fond of jazz and pop. Aynı zamanda caza ve popa düşkünümdür. But I dislike playing an instrument and playing team sports. Takım sporu oynamayı ve enstrüman çalmayı sevmem. Sam demiş ki, I enjoy buying new things. Yeni şeyler satın almayı severim. I also like doing sports. Spor yapmayı severim. However, fakat painting, resim yapmak and seeing a play, bir oyun izlemek are unbearable for me. Benim için tahammül edilemez şeyler. O zaman şimdi ikisine uygun aktivite buluyoruz. Janet'a playing voleybol. Voleybol oynamak olur mu? Olmaz. Çünkü team sportu sevmiyordu. A gitti. B'de watching a play, bir oyun izlemek olur. Going to concert, konsere gitmek olur mu? Olur. Janet uydu. Sam'e bakıyorum. Going to the theater, tiyatroya gitmek diyor. Ama bakın ne diyor? Seeing a play are unbearable. Yani tahammül edilemez buluyor şey tiyatroya gitmeyi. O yüzden B şıkkı da gitti. C'de swimming var, uyar. Playing the piano, piyano çalmak. Ama enstrüman çalmaktan hoşlanmadığını söylemişti Janet. C şıkkı da gitti. D'de listening to music, going to the theater, müzik dinlemek, tiyatroya gitmek olur. Bisiklet sürmek ve alışveriş yapmak da Sam'e uyuyor. Cevabımız D şıkkı oluyor. Zaten bir tek D şıkkı kalmıştı geriye. Geldim 2'ye. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following, aşağıdakilerin hangisi is not appropriate reply. Uygun olan bir cevap değildir. To Simon's invitation. Simon'ın davetine uygun olmayan bir cevap demiş. Simon is planning to go to a book fair on Saturday afternoon with his friends. Arkadaşlarıyla cumartesi öğleden sonra bir kitap fuarına gitmeyi planlıyormuş Simon. He sends his friends a message. Arkadaşlarına mesaj atıyor. Onları fuara davet ediyor. Ve aşağıda da arkadaşının planları var. Şimdi cumartesi öğleden sonra dikkat edin. Betty going to concert with Jane 4 p.m. and 7 p.m. Öğleden sonra 4 ile 7 arasında konsere gidecek. Betty'ye pek uymaz bu sanki, değil mi? Carl visiting grandparents, büyük annesini ziyaret edecek. Sabah 10 ile 1 arasında. Carl için uygun olabilir. Tom doing sports 9 a.m. 12 p.m. Yani sabah 9 ile 12 arasında spor yapacakmış ama sonrası Tom'a da uygun olabilir. Seeing a new play, yeni bir oyun izleyecekmiş. 3 p.m. 7 p.m. 3 öğleden sonra 3 ile 7 arasında, yani Lily'ye de pek uymuyor. O zaman Betty ve Lily kabul etmediklerini belirten bir cevap verebilecekler. Carl ve Tom ise kabul ettiklerini belirten bir cevap verebilirler. Hi buddy, that's a good idea. I can join you after my football training. Merhaba kanki, bu harika bir fikir. Sana futbol antrenmanından sonra katılabilirim. Olur mu? Tom'un cevabı olabilir bu. Çünkü bak, spor şeyi varmış 9-12 arasında. Ondan sonra katılabilir. A şıkkı uygundur. B. Simon, the activity sounds a bit boring. Ya Simon diyor, bu aktivite biraz bana sıkıcı geliyor. Ama I will be there after our family breakfast. Aile kahvaltımızdan sonra orada olacağım. Bu da Carl'ın cevabı olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük anne ve babasını ziyaret edecekti. Kahvaltı yapıyor olabilirler. B de olur. C de. Hello Simon. Merhaba Simon. That's really awesome. Bu gerçekten muhteşem. Ama I will go to the cinema with my sister. Kardeşime sinemaya gideceğim. Bu da Betty'nin cevabı olabilir mi? Ha, pardon. Sinemaya gideceğim diyor. Konsere gidiyordu Betty. Özür dilerim.
Sinema. Sinemaya giden var mı aralarında Betty ve Dilli arasında? Yok. Bu bir dursun. D'ye bakalım. Hey, that's cool. Bu çok havalı. But in the afternoon I will go and listen to my favorite band. Ama diyor öğleden sonra ben gidip favori grubumu dinleyeceğim diyor. Yani konser. Betty'nin cevabı oluyor bu. Ama C şıkkı arkadaşlar ne Betty'nin cevabı ne Lily'nin cevabına uygun oluyor. Hani tiyatro deseydi, play deseydi burada olurdu ama sinemaya gideceğim diyor ama Lily tiyatroya gidiyor. 3'e geldik. Diyor ki which of the following has an answer in text? Metinde hangisinin cevabı vardır diyor. Hangisinin cevabı vardır? My parents are going to have some guests for a party at home tonight. Bu akşam anne ve babam evde bir parti için bazı misafirleri ağırlayacaklar. We are all very excited. Hepimiz çok heyecanlıyız. All of us are doing something. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. We are helping each other. Birbirimize yardım ediyoruz. My mother is baking the kitchen. Annem tavuğu pişiriyor. My father is preparing the salad. Babam salata hazırlıyor. I am making the dessert. Ben tatlıyı yapıyorum. And my sister is setting the table. Kız kardeşim de masayı kuruyor. Why are they having a party? Neden bir parti veriyorlar? Bunun cevabı var mı? Yok. When is the party going to be? Ne zaman parti olacak? Tonight, bu akşam. Bunun cevabı var mı? Var. Who is preparing the drinks? İçecekleri kim hazırlıyor? İçecek hazırlama ile ilgili bir şey yoktu. Which dessert is Mike making? Hangi tatlıları yapıyor Mike? O da yok. Sadece tatlı hazırladığını söylüyor. Ama ne zaman partinin olacağının cevabı arkadaşlar var. Yani B şıkkı bizim cevabımız. Dörde geldim. Which of the following does not have an answer in the conversation above? Yukarıdaki diyalogda hangisinin cevabı yoktur diyor. Burada bir müşteri hizmetleri ve Alice arasında geçen konuşma var. Bir bilet rezervasyonu muhtemelen. Hello, how can I help you? Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Hi, I want to book a flight ticket. Merhaba, ben bir uçak bileti rezervasyonu yapmak istiyorum. Londra'dan New York'a. Sure, one way or return. Tek yön mü? Gidiş dönüş mü? Gidiş dönüş. Can you tell me the dates on which you want to travel? Seyahat etmek istediğiniz tarihleri söyler misiniz? June 15 and June 26th. 15 ile 26 diyor Haziran'ın. Can I have your name and phone number please? İsminizi ve numaranızı alabilir miyim? Bilgiyi veriyor. Your flight is reserved. Uçuşunuz rezervasyonu yapıldı. Have a good flight. İyi uçuşlar. Şimdi, what is the phone conversation about? Yani, telefon görüşmesi neyle ilgili? Uçak rezervasyonu. Cevabı var mı? Var. What is the destination of the flight? Uçuşun gittiği nokta neresi? New York. Var mı? Var. What are the dates of the flights? Uçuşların tarihleri nelerdir? Var mı? O da var. 15 ile 26 date tarih demekti. What is Alice's reason for traveling? Alice'in seyahat nedeni nedir? Bu yok. Nedenini vermemiş arkadaşlar. Bu yüzden D şıkkının cevabı yok. Geldik 5'e. Sally and her friends answer the survey to learn if they are internet addicts. Here are their answers. Sally ve arkadaşları internet bağımlısı olup olmadıklarını öğrenmek için bir araştırmayı cevaplamışlar. Ve cevapları da şu bir anketi. Bu da cevapları. Şimdi, which of the following is not correct? Hangisi doğru değildir diyor bize. Sorulara göre cevaplamışlar. İsterseniz öncelikle şıklardan gidelim. Sonra bakalım. Sally and Maria use the internet to get help for their lessons. İnterneti derslerine yardımcı olması için kullanıyorlar. Kimler? Sally ve Maria. Şimdi bakalım. İkinci bakın madde ödev yapma ile ilgili bir madde. Eğer buna Sally ve Maria tik koyduysa ikiye o zaman A şıkkı doğrudur. Sally de ikincisi tikli, Maria'da da ikinciye tik koymuş. O zaman A şıkkı doğru. B'de Tom and Jack spend more time on the net than the others. İnternette diğerlerine göre daha fazla zaman geçirirler diyor. Şimdi o zaman ne yapmaları lazım? Hepsine tik atmaları lazım. Ya da beşinci ifadeye, değil mi? Beşinci ifadeye yes ya da yes işaretlemeleri lazım. Hani 3 saatten daha fazla kullanıyormuşsun gibi. Tom ve Jack'e bakıyorum. Jack de 5'e tik koymuş gördüğünüz gibi. Ne yapıyor? Yani çok fazla kullanıyor Tom. Tom'da ise öyle bir şey yok. O zaman diğerlerinden daha fazla kullanıyor diyemem. Çünkü Sally, bakın Sally'de de 4 tik var. Hepsine yes demiş yani 4'üne. O yüzden bu yanlış olabilir. C'deyim. All of them, hepsi share their opinions about their friends online. Arkadaşlarla ilgili düşüncelerini paylaşır diyor hepsi. Yani yorum yaparlar. Bu da bakın şurada olması lazım. Comment ifadesi var 4. maddede. Hepsi 4'e tik koymuş mu? Koymuş.
O zaman C de doğru. D de two people are internet addicts according to the results. Sonuçlara göre iki kişi internet bağımlısı. Bize burada diyor ki if you have answered more than three of the questions with yes, eğer diyor 3 sorudan daha fazlasına evet diye cevap verdiyseniz siz internet bağımlısınız diyor. Bakıyorum Sally 4 tane evet demiş. Jack de 4 tane evet demiş. O zaman evet Sally ve Jack internet bağımlısı oluyor. D de doğru. Ama B şıkkında Tom ve Jack'in hani internette diğerlerinin daha fazla vakit geçirdiği yanlış. Çünkü Tom geçirmiyor. Onun yerine Sally olması gerekirdi. Mayıs ayının ilk grubu da bitti arkadaşlar. Bu yüzden hop bunda kapatıyoruz. Ve geldik Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı son örnek soru paketine. Mayıs ayının ikinci paketi. Hadi bakalım birinci sorumuza beraber. Which of the following does not have an answer in the table above? Yukarıdaki tabloda hangisinin cevabı yoktur diyordu. Alice invites her friends for some activities. Alice bazı aktiviteler için arkadaşlarını davet ediyor. Aşağıda da bazı bilgiler var bu davetle ilgili ve cevaplar var. Şimdi mesela 3 tane etkinlik var. Biri trekking yani doğa yürüyüşüne gitmek, biri bisiklet sürmek, biri de kafede bir şeyler içmek. Bunun günleri pazartesi, çarşamba, cumartesi. Davet ettiği kişiler, invitees yani davetliler, Sally, Jane, Mary ve cevapları. Şimdi, which activity is at the weekend? Hangi aktivite hafta sonu? Hafta sonu olan Saturday burada. Drinking something at a cafe. Bunun cevabı var mı? Tabloda var. When does Alice want to ride a bike? Alice ne zaman bisiklet sürmek istiyor? Çarşamba günü. Bunun cevabı var mı? Var. Who refuses the over giving a reason? Bir neden belirterek kim reddediyor teklifi? Şimdi burada katılmak isterim ama yani gelemeyeceğim var. Tek red senenin cümlesi ama burada da bir mazeret yok. O zaman arkadaşlar C şıkkının cevabı yukarıdaki tabloda yer almıyor. D de how many people accept the invitation? Daveti kaç kişi kabul ediyor? İki kişi. Ya why not? Tabii neden olmasın? Sure it sounds great. Harika kulağa. Tabii kulağa harika geliyor. Bu ikisi kabul ediyor. Yani iki kişi. D'nin de cevabı var. Geldiğim ikinci soruma diyor ki I have to stay home to be safe because of COVID-19. COVID-19'dan dolayı güvende olmak için evde kalmam lazım. Being at home is a bit difficult. Evde kalmak birazcık zor. So I'm trying to do different things every day. Bu yüzden her gün farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Here are my favorite activities for each day. Her gün için benim favori aktivitelerim işte burada diyor. Şimdi Tim demiş ki gün gün ayırmış. Tim nokta nokta doğru olanı bulacağız. Spends time only with his mom. Sadece annesiyle vakit geçirir diyor. Bakıyoruz. My mom, my dad. Sadece annesiyle vakit geçirmiyor. Only bak. Burada sadece. Bu yanlış. B'de listens to music only once a week. Haftada sadece bir kez müzik dinler. Pazartesi günü dinliyor. Müzik dinlemek var mı başka? Yine pop konseri izliyor. Yani burada müzik dinliyor oluyor arkadaşlar. 2 gün. Haftada bir gün değil. Bu da yanlış. C'de study two different languages. İki farklı dil çalışır diyor. French var, Fransızca. Başka? Yok. İki dil çalışmıyor. Sadece bir dil çalışıyor. Bu yüzden C de yanlış. Does art at weekends. Hafta sonu resim yapar diyor. Bakın Saturday'de drawing course var. Resim kursu. Ve painting yine. Resim yapma. Evet hafta sonu yapıyor. Geldik 3'e. Doğru olan oydu. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre which of the following should they choose? Aşağıdakilerin hangisini seçmeli demiş. Amy and Pam want to join a cooking course together. Beraber bir yemek kursuna katılmak istiyorlar. Her ikisi de both, her ikisi de farklı tatlı ve salataları yapmayı seviyorlar. Both of them want to spend less than $70 for the course. Yani kurs için 70 dolardan daha az bir para harcamak istiyor her ikisi de. Amy 5 ile 12 arasında müsait. Available. Hem de 10 Temmuz'da okula gitmek zorunda. Tamam mı? Yani Emi 5 ile 12 arasında 12 Temmuz arasında müsait. Pem'in de 10 Temmuz'da okulda olması gerekiyor. Buna göre o zaman 10 Temmuz öncesindeki kurslara katılmaları gerekiyor. Ve 70 dolardan daha az olması gerekiyor. Tatlı veya salata ile ilgili olması gerekiyor. Şimdi ice cream master demiş tatlı. O uygundur. 75 dolar. Uymuyor bize gitti. Pasta house, makarna.
Ama biz tatlı ve salatayla ilgileniyoruz. Makarna bizi ilgilendirmiyor, gitti. Chocolate World, çikolata dünyası. Tatlı uygundur. 40 dolar yine uygundur. 6'sı ile 8 arasında. Tarih dilimine de uyuyor. Uygundur. O zaman cevabım arkadaşlar C şıkkı oluyor. Course 3. Course 4 olmuyor çünkü bakın 11'inde de var ama 10'unda okulda olması gerekiyordu Pem'in. O yüzden D şıkkındaki 4. kurs olmadı. Geldik 4. soruya. Which information on the ticket is not correct according to conversation above? Yukarıdaki tabloya, diyaloğa göre hangisi doğru değildir demiş. Şimdi hello Scott is speaking. Merhaba ben Scott. How may I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba ben diyor caz konseri için bir bilet rezervasyonu yapmak istiyorum. Tabii hangi zaman tercih edersiniz? 21'ini mi 25'ini mi Ağustos'un? 25 Ağustos lütfen diyor. İsminizi ve numaranızı alabilir miyim lütfen? Tina White numaramda nokta nokta. Konserin ne zaman başlayacağını öğrenebilir miyim diyor. It starts at 7 p.m. saat 7'de başlıyor ve it is 3 hours long. 3 saat sürüyor demiş. It is at the Wood Center. Yani Wood merkezinde. Teşekkürler. Rica ederim lütfen biletinizi konser öncesinde edinin demiş. Şimdi janra tür demek arkadaşlar. Bu bir caz konseri. Türü var mı? Var. Time, zaman demiş. Zamana 7 ile 11 arasında. Şimdi 3 saat sürüyorsa 7, 8, 9, 10 değil mi? Yani 11 olursa 4 saat oluyor arkadaşlar. O yüzden 7-10 olması lazımdı burada. Saat dilimi yanlış arkadaşlar. Bu yüzden doğru olmayan B şıkkındaki zaman olacak. Date tarih 25 Ağustos demişti. Doğru. Place yerde Wood Center. O da doğru ama B şıkkı yanlış. Geldik son sorumuza. According to the information above, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Mary and her friends spend most of their free time on the net at weekends. Hafta sonu internette geçiriyorlar çoğu zamanlarını. Mary ve arkadaşları. Burada da onların internette ne yaptıkları varmış. What they do. Ne yaptıkları. Mary keeps in touch with her friends on net. Arkadaşlarıyla konuşuyormuş. One of them, bunlardan birisi takes an online foreign language kurs. Bir tanesi yabancı dil dersi alıyormuş. Two of them use the net for the same purpose. İkisi de aynı amaçla kullanıyormuş. Şimdi Mary arkadaşlarıyla irtibat halinde oluyorsa sending email göndermek olur mu? Arkadaşlarla irtibat halinde kalmak için. Olabilir. Hadi A kalsın. B. Following her favorite series. Dizi izlemek. Olmaz. B gitti. Using social networking sites olur. Chatting online. Sohbet etmek olur. Sonra bir tanesi diyordu yabancı dil kursu alıyor. Yabancı dil. Learning French var bakın şurada. C şıkkında. Başka? Studying Spanish var. Doğru. Ama A'da bakın hiçbir şekilde dil öğrenmeyle ilgili bir şey yok. A gitti. B'yi zaten elemiştik. C ve D kaldı elimde. İkisi aynı şeyi yapacak diyor. Bakalım. Şimdi dil öğrenmeye bunu farz edersek. Elektronik kitap okumak, banka hesaplarını kontrol etmek. Aynı şey mi ikisi? Hayır değil. O zaman C de gitti. D'deki doing online shopping, çevrim alışveriş yapmak. Ordering what she needs, ihtiyacı duyduğu şeyleri sipariş vermek aynı şey değil mi? O yüzden cevabımız burada Denizli oluyor. Evet, son Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı son örnek soruyu da çözdük arkadaşlar. Toplamda bayağı bir soru oldu. Yaklaşık herhalde 50 soru falan çözdük beraber bu videoda. Artık son düzlük yani sınava 3 gün kaldı. Çok fazla canınızı sıkmayın. Hani strese sokmayın kendinizi. İşte çalışacağım çok eksiğim var tamamlayacağım diye. Bu kadar stres sokmayın. Son bir işte örnek sorulara bakın arkadaşlar. Çünkü örnek sorular bilin ki LGS'nin provası. Bu nedenle de bu videoyu çektik. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Umarım bu örnek sorularda zorlanmıyorsunuzdur. Yapıyorsunuzdur. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Emek verdiniz bütün yıl. Ve dediğim gibi çabaladınız. Ve bu çabanızın da karşılığını almak hepinizin hakkı. İnşallah bir sıkıntı, bir problem yaşamadan bu sınavı güzel bir şekilde atlatırsınız. Her şey güzel olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolardan önce ben haberdar olayım diyorsanız da zile dokunup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.